Zil Çaldı. Anne Baba Okulu başlıyor. Karşınızda eğitim bilimci, akademisyen, doktor Özgür Bolat. Merhaba. Evet. Görüşmeyeli iyi misiniz? Ben de iyiyim. Bu haftaki konumuz aile türleri. Otoriter ailede çocuk annesinin babasının sevgisini kaybetmekten korkar. Esnek ailede anne baba çocuğun sevgisini kaybetmekten korkar. O zaman bir kuralın temelinde otorite kurmak varsa işe yaramaz. Biz annemizden babamızdan sevgi görmedik. Aynı şeyi biz çocuğumuza yapmayacağız. Hocam bir çocuk nasıl bir ailede büyümeli? Çocuk duvarı boyadı. Esnek aile ise oğlum yapma şunu kaç kere dedim ya. Temizlenir, çocuk bir daha yapar. İlgili bir ailenin aşırı ilgisi çocuğu bunalıma sokabilir mi? Aşırı ilgi korkunun göstergesidir. Konumuz ne bugün? Aile türleri. Tamam mı? Kaç çeşit aile türü vardır? Bu aile türlerinin çocuğa etkisi ne? Demokratik, esnek, otoriter ve ihmalkar aile. Bunların özellikleri ne? Ne yaparsanız demokratik aile olursunuz, ne yaparsanız esnek aile olursunuz? Ve çıktıları ne olur? Ve demokratik aile olmak için neler yapabilirsiniz? Bugün onları konuşacağız. Tamam mı? Şimdi, olay şöyle başlıyor. Okuldasınız, tamam mı? Bir sınıftasınız, 20 tane öğrenci var. Her öğrenci farklı farklı özellikler gösteriyor. Ne gösterebilir mesela? Biri içine kapanıktır, değil mi? Biri çok hırslıdır. Biri çok konuşur. Biri hırçındır. Biri zorbalık yapar. Biri çok inatçıdır. Biri utangaçtır. Biri çok neşelidir. Öğretmenle ilişkisi çok iyidir. Biri çok yardımseverdir. Birisi kendini ispatlamaya ve göstermeye çalışır. Ta 1950'lerde, 60'larda birileri demiş ki, ya bu çocuklar niye böyle? Tabii herkes bakış açısına göre mizaç olabilir, işte genetik temeller olabilir, karakter olabilir ya da ailenin ona yaklaşımı olabilir. Demişler ki gidelim bu çocukların ailelerine bir bakalım. Sevgi dolu bir çocuğun ailesi nasıl? Kaygılı bir çocuğun ailesi nasıl? Zorbalık yapan çocuğun ailesi nasıl? Ailenin etkisi var mı diye bakmışlar. Ne bulmuşlar tabii ki? Ailenin etkisi var. Tüm etki ailede mi? Değil. Ama ailenin etkisi var. Başka ne var? Genetik temeller var. Mizaç var. Hormonal yapı var. Beyin anatomisi var. Çok fazla etken var. Ama en büyük etken aile. Sonra gitmişler, aileleri incelemişler. Tabii birçok fark çıkmış. Örneğin kaç fark çıkmış? 50 tane fark çıkmış. O zaman birileri gelip iyi bir teorisyen, iyi bir bilim insanı, akademisyen, bu çocuklar 50 parametrede farklılaşır diyemez. Bunları indirgemesi lazım. İndirgemesi lazım. Temel en çok etkileyeni bulması lazım. Tamam mı? Ve en çok etkileyen iki tane parametre bulmuşlar. Birincisi, ailenin evde kurduğu düzen. İkincisi, çocukla kurduğu ilişki. Düzen ve ilişki. Bir de üçüncüsü var tabii. Onu sonra daha detaylı alacağız. Çocuğa nasıl beceri kazandırdı? Aslında yani düzen, ilişki, beceri. Düzen ve ilişki açısından baktığımızda ne görürüz o zaman? Bir ailede güzel, iyi bir düzen vardır ve aileyle, çocukla ilişkisi güçlüdür. Bir ailede düzen yoktur, ilişki güçlüdür. Bir ailede ilişki yoktur, çok düzen vardır. Bir ailede de hiçbir yoktur. Değil mi? O zaman kaç çeşit aile ortaya çıktı? 4. En ideali ne? Bir düzen var evde ve ilişkimiz güçlü. Bununla zaten bu aile demokratik aile. Peki, katı bir düzen var ama anne babanın çocukla ilişkisi zayıf. Bu hangi aile olur? Otoriter aile.
Evde çocukla ilişkisi iyi ama düzen yok. Düzenden kastım ne? Birazdan anlatacağım. Düzen yok. Bu aile hangi aile? Esnek aile. İkisi de yoksa ihmalkar aile. Ve şöyle söyleyeyim size, ihmalkar aile çok az günümüzde. Çok çok az. Eskiden benim gözlemim otoriter aile fazlaydı. Şu anda hangi aile fazla? Esnek aile. Şimdi daha çok şey anlatmadım ama anlattığım kadarıyla benim ailem esnek, ben esnek bir ailede büyüdüm. Benim ailemi tanımlıyorsunuz diyen var mı aranızda? Kalabalık bir aile olduğumuz için annemiz babamız hep otoriterdi ama fazla ilgisini göremiyorduk. Sevgiyi mi hissetmiyorduk ya da? Ha, sevgiyi hissetmiyordunuz. Evet. Mesela anne baba ne yapıyordu da sevgiyi hissetmiyordunuz? Ne yapmasını isterdiniz de yapmadı? Yani her gün okuldan geldiğimizde bizimle birebir ilgilenmesini istiyorduk. Yetişemiyordu. Çok kalabalık bir aileydik. Sadece hastalandığımız zaman başımızda duruyordu. Başka bir zaman annemizin sevgisini fazla göremiyorduk sanki. Evet. Evde anne babayı sorgulama, ben böyle düşünmüyorum, öneride bulunma, böyle şeyler yapıyor muydunuz yoksa anne babanın dediği mi oluyordu hep? Yok, yapamıyorduk. Biraz çekiniyorduk anne babamızdan, evet. Yapamıyordunuz. Korku var mıydı evde? Vardı. Korku. Anneden mi çok, babadan mı? Daha çok anneden. Anneden korkuyordunuz. Evet. Evet. Üzüldüğünüzde, bir duygu yaşadığınızda annenizle paylaşabiliyor muydunuz? Paylaşamıyorduk işte, anlatmaktan çekiniyorduk. Anlatmaktan. Annemiz üzülür duygusu oluyordu bizde. Ha, o da vardı. Evet, o da vardı biraz. Korku da vardı. Korku da vardı. Peki anne babanın haberi olmadan onun yasakladığı ya da izin vermediği şeyleri gizli gizli yapıyor muydunuz? Ben yapamıyordum. Ablam yapıyordu mesela. Yapıyordu. Ben yapamıyordum. Otoriter ailede zaten öyle olur. Çocuklar saklı saklı işler yapmaya çalışır. Yalan söylüyor muydunuz? Ablamın çok, ben şahit oluyordum yalan söylediğini. Ben yapamıyordum işte. Evet. Çok duygusal olduğumdan kaynaklanıyor. Onu da bilmiyorum. Evet, çocuklar daha çok yalan söyler. Niye? Kızılacaktır. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunun araştırmasını yaptım ben ama yayınlamadım. Otoriter ailede direkt vurma var. Esnek ailede vurma yok. Ne var biliyor musunuz? Çekiştirme var. Cimcik var. Bakışlar var. Böyle yapıyor ya. O var. Çünkü otoriter aile direkt otorite zaten. Esnek aile onu kendisine yediremiyor biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde otoriter ailede büyümüş olan anne çocuklar anne baba olduklarında şöyle diyor. Ya biz ailemizden sevgi görmedik. Bu arada unutmayın, bakın. Anne baba çocuğunu seviyor mu? Çok seviyor. Ama sevmekle sevgi ilişkisi kurmak farklı şeyler. Tamam mı? Her anne baba çocuğunu sever ama sevgi ilişkisi farklı şeyler. Tamam mı? Diyor ki biz annemizden babamızdan sevgi görmedik. Aynı şeyi biz çocuğumuza yapmayacağız. Şimdi sevgi alamayan bir insan sevgi verip veremediğinden tam emin olamaz. O zaman da çocuğunu da seviyor ya. Acaba ben çocuğuma sevgi verebiliyor muyum diye kafasında hep düşünür. Hep düşünür ve çok fazla seni seviyorum der. Çocuk üzüldüğünde vicdan azabı çeker. Gider onun gönlünü alır. Ve direkt babası annesi dövdüyse onu yapamaz. Ama esnek olduğu için, çocuk çok fazla zorladığı için bir noktada yönetemez onu. Yönetemediği için de sinirlenir, dövemez de böyle bir çekiştirme yapar. Tamam mı? Ben iki tane ölçek hazırladım. Birinde çocuğuma vururum. Öyle sorular hazırladım. Bir grubu da çocuğumu çekiştiririm, çocuğumu cimciklerim diye yaptım. Ve otoriter aile daha çok onu yaparken esnek aile daha çok bunu yaptığını gördüm. Şimdi otoriter aile siz tanımladınız. Zaten otoriter aileyi çok anlatmaya gerek yok. Bizim genelde annelerimiz, babalarımız öyleydi. Doğru mu? Evet. Ben esnek ailede büyüdüm ya da şu anda esneyim diyen var mı aranızda? Bir de onların duygularını alalım, düşüncelerini alalım. Benim ailem de otoriter bir ailede büyümüş, ikisi de. Ha? Yani kendileri de dediğiniz gibi daha esnek olmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Daha ilgili. Daha ilgili? Aynen, sevgiyle.
Hı-hı. Hani ailesinde göremediği sevgiyi vermeye çalışıyor ama tam veriyor mu? Tam veriyor mu? Orası muamma. Senin açından mı? Aynen. Peki annenin ve babanın hangi ortamlarda hangi tepkiler verebileceğini, hangi durumlarda hangi tepkiler vereceğini kestirebiliyor musun %100? Kestirebiliyorum, evet. Her zaman tutarlılar mı? Her zaman değil ama olaylara göre ben kestirebiliyorum, yani tanıyorum artık. Ha, tanıyorsun artık, tamam. Bir şey mi? Evet. Merhaba hocam. Hocam bizim de yaşımız... İsmin ne? Baran. Baran. Bizim yaşımız daha küçük şu an ortalamaya göre. Ne demek istiyorsun? Güvenlik. Çıkartabilir miyiz? İşte biz gençiz, benim de annem babam otoriter bir ailede büyümüş. Ama şu anda hani bizim ev esnek bir aile diyebiliriz, demokratik bir ortam. Yani ben alınan bir kararı itiraz edip onları da ikna edebilirsem değiştirebilirim. Evet. Hani güzel bir şey. Hatta şimdi kardeşime daha da esnekler. Ama esneklikte şöyle bir şey vardır. Biraz tutarsızlık vardır. Anne babanın kararı sık değişir. Anne babayı ikna edebilir çocuk. Daha girmedim tam konuya ama şunu söyleyeyim. Otoriter aile ebeveyn merkezlidir. Esnek aile çocuk merkezlidir. Otoriter ailede çocuk annesinin babasının sevgisini kaybetmekten korkar. Esnek ailede anne baba çocuğun sevgisini kaybetmekten korkar. Esnek ailede kurallar yoktur veya kurallar vardır ama esner. Neden esner? Şöyle düşünün, bakın. Geleceğim tekrar sana. Bir tane anne, çocuğum çok ağlıyor, sızlıyor. Neden? Her gün hamburger istiyor. Hamburger ne zaman çıkıyor evde? Ara sıra. Düşünsenize, çocuksunuz. Evde ara sıra hamburger çıkıyor. O gün yeteri kadar bağırıp çağırırsanız hamburgeri o akşam çıkartabilir misiniz? Çıkartabilirsiniz. Değil mi? O zaman esnek ailelerde çocuklar daha çok ağlar. AVM'de giderken ortalığı yıkan bir çocuk görürseniz, bağırıp çağırıyorsa, o muhtemelen esnek ailededir. Peki niye AVM'de bağırıyor? Evde değil de. Evde de bağırır da AVM'de daha çok bağırır. Neden? Evet, aileyi utandırmak için. Diyor ki annem babam bu konuda çok hassas, ben AVM'de bağırayım. Bazı çocuklar yemek sırasında, annem çok hassas, yemekte bağırayım. O zaman AVM'de orada burada bağıran, ortalığı yıkan çocuk görüyorsanız o muhtemelen esnek ailededir. Çünkü kurallar düzen olmadığı için ben yeteri kadar bağırıp çağırırsam anneme babama istediğimi yaptırtırım diye düşünür. Hamburger ne zaman çıkıyor? Ara sıra çıkıyor. Çocuk da diyor ki bugün yeteri kadar bağırıp çağırırsam zaten annem babam benim sevgimi kaybetmekten de korkuyor. Bugün çıkar. Peki ne yaptık? Şöyle yaptık. Çocuğunuzla zaten tabii başka bir sıkıntı var. Yani çok başka bir sıkıntı var. Evde birlikte yemek yapılmamış, tad oluşmamış falan filan ama hamburger günü belirleyin. Belirlendi hamburger günü. Salı cuma hamburger yenecek. Tamam mı? Çocuk biliyor ki salı cuma hamburger yenecek. İşte bir sonraki hafta yine anne dedi ki cuma günü kriz yaşadık. Ne krizi? Hamburger krizi. Ne oldu? Cuma hamburger günüydü. Ya dedi misafir geldi. Yapamadık. Ya çocuğa ne misafirden? Çocuğa söz verilmiş. Cuma hamburger olacak. Şöyle olmuş. Oturmuş. Çocuk demiş ki hamburger. Demiş misafir var. Demiş bana ne misafirden? Hani saygıdan bahsettik ya. Anne çocuğa saygı duymamış burada. Ne yapmalıydı? Cuma misafir geliyor. Senin hamburger gününü perşembeye ya da cumartesi alalım mı derdi, değil mi? Bu olmadığında ne oldu? Yine kriz çıktı. Bir ailede güzel, iyi bir düzen vardır ve aileyle, çocukla ilişkisi güçlüdür. Bir ailede düzen yoktur, ilişki güçlüdür. Bir ailede ilişki yoktur, çok düzen vardır. Bir ailede de hiçbir yoktur. Değil mi? O zaman kaç çeşit aile ortaya çıktı? 4. En ideali ne? Bir düzen var evde ve ilişkimiz güçlü.
Bununla zaten bu aile demokratik aile. Peki, katı bir düzen var ama anne babanın çocukla ilişkisi zayıf. Bu hangi aile olur? Otoriter aile. Evde çocukla ilişkisi iyi ama düzen yok. Bu aile hangi aile? Esnek aile. İkisi de yoksa ihmalkar aile. Ve şöyle söyleyeyim size, ihmalkar aile çok az günümüzde. Çok çok az. Eskiden benim gözlemim otoriter aile fazlaydı. Şu anda hangi aile fazla? Esnek aile. Neden bazı anne babalar tutarsız? Yani bir anne baba esnek olmak istemez herhalde. Neden tutarsız? Kuralı çok sevmediğimiz için belki olabilir mi? Anne baba da kurala uymak zor geliyor olabilir belki anne Peki, baba için. Peki kurala uymak istemeyen bir anne baba neden kural koyuyor? Mecburiyet belki. Hani hangi mecburiyet? Toplumsal bazı kurallar var ve o da bir şekilde Hayır, evin içinde mesela? Çocuğu bazı şeyleri yaptırabilmek evet, için. Evet, çocuğa bazı şeyleri yaptırtmak, otorite. O zaman bir kuralın temelinde otorite kurmak varsa işe yaramaz. İşe yaramaz. İşe yaramayınca da işte bu tür sorunlar ortaya çıkar. O zaman bir kuralın altında çocuğa yaptırtmak dediniz ya, otorite olmamalı. Ne olmalı? Acaba çocuğa göre değişebilir mi diye düşündüm ben hocam. Çünkü benim kendi ailemde mesela ablamı çok fazla sıkarlardı. İşte gittiği yeri, her şeyi arkadaşlarını sorgularlardı. Şimdi o terlik yeme falan vardı ailemde. Daha çok annemden açıkçası. Ve ben annemi daha çok severim. Bilmiyorum nedendir. Kimden ama daha çok? Ben annem. Mesela annem daha çok böyle bu tarz şeylere. Abladan daha çok seversiniz. Yok, hayır. Genel olarak hani bizlerden daha çok annenizi seviyorsunuz. Terlik yeme falan olayları olmasına rağmen hani annem mi babam mı o açıdan. Mesela annemi çok da severim. Fakat şöyle, şimdi ben de burada kararsız kaldım. Yani benim ailem acaba esnek mi, otoriter miydi? Ailemin ablama karşı davranışlarıyla bana karşı farklıydı. Ve ablam mesela yalana yelteniyordu. Çünkü ona çok karıştıkları için, onu çok sıkı yetiştirdikleri için o yalan söylüyordu. Fakat ben her şeyimi anlatırdım. Bu yüzden de beni çok fazla sıkmazlardı. Hani o yüzden Şu an şey oldum öyle. Ama genelde öyle olur. İlk çocuğa otorite kurulur. İkinci çocuk daha esnek olur. Otorite kurulduğu için de yalan onlar ortaya çıkar. Evet. Az evvel soru sormuştunuz. Ona istinaden neden yapılmalı bir şey demiştiniz. Evet. Otorite temelli kural koymuyoruz. Ne temelli kural olmalı evde? Bu arada evde rutinleriniz ve tutarlı davranışlarınız varsa çoğu zaman kurala ihtiyacınız yok. Düzeni onlarla kurabilirsiniz. Evet. Ben bir felsefe öğretmeni olarak Kant'ın bakış açısıyla cevap vereceğim size. Ahlaki iyi olması gerektiği için örnek veriyorum. Hırsızlık işte yakalanırım mantığıyla yaparsam bu doğru değil. Ama insanlara zarar vermeme mantığıyla yaparsam bu ahlaki iyidir. Kant'a göre Bu mantıkla olup çocuklara da bu şekilde öğretmek gerek diye düşünüyorum. Evet, doğru. Yani prensip. Kuralların altında temel prensip yoksa kendiniz de inanmadığınız için esnetirsiniz. Örneğin. Tablet kullanımı. Anne baba ne zaman izin veriyor, ne zaman izin vermiyor? İşi olduğunda izin veriyor. Evet. Otorite temelli. Benim işim varken beni meşgul etme, tablet kullan. Siz onu demek istediniz. Ama benim işim yokken kullanma. Şimdi benim tablet iznini neye göre verdim? Keyfi. O zaman keyfi verdiğiniz kararları da esnetirsiniz, tutarsız davranırsınız. Tutarsız davranırsanız da çocuk der ki, zaten keyfi olduğu için kararlar, ben bağırayım, çağırayım, bunu düzelteyim. Ama prensip odaklı olsaydı kararlarınızı değiştirmezdiniz. Şöyle bir şey oluyor mu? Çocuğunuz prizle oynuyor. Diyorsunuz ki, oğlum bak oraya yaklaşma, prizle oynama. Çocuk çarpılırsın ya da. Çocuk bir daha oynuyor. Oğlum prizle oynama. Bir daha gidiyor. Aman tamam hadi oyna tamam. Der misiniz?
altında çok temel bir prensip var, güvenlik. O zaman siz esnek davranıyorsanız çocuktan istediğiniz şeylerin altında güçlü prensipler yok. O zaman dönüp prensiplerinizi güçlendirmeniz lazım. Birincisi bu. İkincisi, anne baba sevgisini veremediğinden emin ol. Sevgi veriyor ya, ama gerçekten benim çocuğum sevgiyi hissediyor mu, hissetmiyor mu? Emin olamıyor. Eğer çocuk üzülürse, istediğini yapmazsam, acaba sevmediğimi mi düşünür? Endişe duyuyor. Ondan dolayı çocuğun isteklerini yapma eğilimi yüksek oluyor. Üçüncüsü, duygu yönetimi, çatışma yönetimi zayıf olan anne babalar bunu yapıyor. Çünkü çocuk bağıracak, çağıracak ya, bir çatışma çıkacak ya, ondan onu yönetememekten korkuyor. O zaman çocuğuna daha çok izin veriyor. Ama genelde şöyle olur, otoriter ailede büyüyen çocuk, anne babalar esnek davranır. Ama bir noktada yönetemez. Yönetemediğinde hop otoriter yapıya geri döner. Çocuğuna bağırır, kızar. Sonra üzülür, gönlünü almaya çalışır. Esnek ailelerde onu görürsünüz. Otoriter aile katı düzen içindedir. Kararları anne baba verir. Onları sorgulamanız zordur. Çocuklar anne babaya itaat ederler. İtaat ve otorite çok önemlidir. Kendi anne babalarımızı düşünün. Duygu paylaşımı neredeyse yoktur. Sevgi paylaşımı da çok zayıftır. Hatta o kadar zayıftır ki, yani hala var değil mi kültürümüzde? Varmış daha doğrusu. Yani dede ve anneannenin yanında adam, kadın kendi çocuğuna sevgi gösteremediği durumlar bile var. Hadi karı kocanın anne babanın yanında sevgi göstermemesini geçtim. Çocuğuna da sevgi gösteremi var. Sevgi bastırılır. Sevgi bastırılır. Neden sevgi bastırılıyor biliyor musunuz? Sevgi otoriteye bir risk olarak görünür. Şımarır. Otoriter insanlar, araştırmalar onu gösteriyor zaten. Otoriter insana daha az güler ya. Sevgi çıkmasını istemezler. Çocuğun sevgisi bastırılır. Çocuk da kendi iç dünyasında yaşar çoğu şeyi. Geçen hafta bahsetmiştik. Onlar için tek başına olmak, güçlü olmak, diğer insanlara bağımlı olmak çok risklidir. Bunu göze almazlar. Hayatlarında böyle ıssız adam var ya, ıssız adam. O tam bir kaçıngandır mesela. Duygularını ifade etmedikleri için, duygu dünyasında yaşamadıkları için hangi dünyada yaşarlar biliyor musunuz? Bilişsel dünyada yaşarlar veya spiritüel dünyada yaşarlar. Mantık dünyasında yaşarlar. Çoğu akademisyen, bilim insanı kaçıngandır. Yani çocuğumuza bunu şey yapıyoruz ya, baskıyı şey yapmaya çalışıyoruz. Bu ne kadar doğru? Hani yapılmalı mı bu? Bence yapılmamalı. Asla. Önceki programlardan hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama dünyadaki en kötü şey bir çocuğun annesinin, babasının sevgisini kazanmak için kendini ispatlaması demiştim. İkinci kötü şeyi de söyleyeyim. Bir çocuğun iradesini kırmak, sindirmek. Ve bu çocuklar hayatta hiçbir şey yapmak için kendilerinde cesaret bulamıyorlar. Çaba sarf etmeyecekler. Ve otoriter aile işte genelde, her zaman değil, genelde çocuğun o iradesini kırıyor. Otoriter aile canlanıyor zaten kafanızda. Zaten çoğumuz öyle büyüdüğümüz için biliyoruz. Sorgulama yok, yalan çok fazla var demiştik. Çocuk anne babanın sevgisini kaybetmekten korkuyor. Peki, otoriter ailede büyüyen çocuklar nasıl oluyor? Zorba çocukların çoğu oradan çıkıyor. Otoriter ailede büyüyen çocuklar duygularını o kadar bastırıyor ki, tamam mı? Artık duygu bastırdığınızda ne ortaya çıkar? Empati çıkmaz değil mi? Savaşı başlatanlar da işte bu sevgiyi görmemiş kişiler. Ve diğer insanları sadece şey olarak görürler. İnsan olarak görmezler. Nasıl görürler biliyor musunuz? Bir sayı, nesne. O zaman da öldürmenin de bir yani basit geliyor. Duygularını bastırıyorlar. Çok güzel bir atasözü var ya, Kızılderili atasözü herhalde. Köyün sevgisini hissetmeyen çocuk köyü ateşe verir sıcaklığı hissetmek için. İşte o duyguyu yaşayamadığında iyice katılaşıyor. Evet. Buyurun.
Hocam, bir çocuk nasıl bir ailede büyümeli? Onu hangi özelliklere sahip aile güzel, iyi yetiştirebilir? Yani baskıcı bir aile mi, otoriter bir aile mi? Tamam, şimdi şöyle söyleyeyim. Esnek aileyi de anlatayım. Böylece sorunuz cevaplanmış olacak. Otoriter aile net kafamızda. Esnek ailede ne demiştik? Kurallar yoktur ya da esner. Kurallar neden esniyordu? Prensip odaklı değildir dedik. Ya da duygu yönetimi zayıftır. Çocuk merkezlidir. Ben zaten restorana gidince görüyorum mesela. Anne böyle oturuyor. Şunu da gördüm geçenlerde. Anne, çocuk, baba böyle oturmuşlar. Böyle, merkezinde çocuk var zaten, onu anlıyorsunuz. Tamam, normalde ne olması lazım? Anne ve baba yetişkin yemek yiyor. Çocuk da onlara katılmış. Üçü bir anı paylaşıyor. Böyle olması lazım. Ama hep böyle oluyor. Oradan çocuk merkezden anlayabiliyorsunuz. Çocuğu iyi hissettirme çabası çok fazla oluyor. Değil mi Ali'ciğim? Sen de resimde birinci, resim yarışmasında birinci oldun değil mi? Hadi. Evet, Ali de amcası resim yarışmasında birinci oldu. Böyle bir iyi hissettirme çabası oluyor. Onları gözlemleyebiliyorsunuz. Kaygılı aileler genelde baskıcı. Şimdi otoriter aile baskıcıdır ama daha çok davranışsaldır. Ceza vardır, şey vardır. Esnek aileler de baskıcıdır ama onlar daha çok psikolojik kontrol vardır. Diğerinde davranışsal kontrol vardır, diğerinde psikolojik kontrol vardır. Yani kötü hissettirme, utandırma, suçlama, o tür şeyler vardır. Aile nasıl olmalı? Aile nasıl olmalı? Düzen, yani sınırlar çizilir. Sınırlar içinde çocuk özgür olur. Çocuk, sınırın amacı nedir? Çocuğun güvenli alanını belirlemek. Sen burada güvenlisin ve sen burada özgürsün. Çocuğa o mesaj verilir. Esnek ailelerin, başka esnek aile... Ha, ismin neydi? Baran Hocam. Sen yarıda kalmıştın. Şimdi anlattığım kadarıyla senin ailen tam esnek mi? Ya hani bu kadar da esnek değil. Gerektiği zaman otoriteyi de koyarlar. Ama dediğiniz gibi sınırlar içerisinde özgürüz. Özgürsünüz. Evet, belki demokratik ailesiniz. Demokratik aileyiz, daha doğru. Evet, çünkü esnek ailede büyüyen çocuklar ya hırçın asi oluyor, baskıya karşı, psikolojik kontrole karşı itiraz etmek için ya da iradesi boyun eğmiş oluyor. O ikisi de yok diye düşünüyorum. Evet, yok ama kar dediğiniz gibi ben yine biraz daha ben şeydim, daha otoriterlerdi bana karşı. Kardeşim daha özgür şu anda, daha çok ilgi falan. Genelde öyle olur, evet. Buyurun. Sizin şimdi bu anlattığınız şeyde otoriter demokratik aile olabiliyor ve biz buna tutarlı mı diyoruz? Böyle nasıl midir? Anlamadım tam. Yani mesela şimdi hani sınırlar içerisinde özgürüz ama otorite de var. Otorite yok değil, esnek değiliz. Nasıl oluyor o zaman? Otoriter demokratik aile mi oluyor? Ve bu şimdi, aile tutarlı aile midir? Burada iki tane stil farklılığı var, ebeveyn stili. Siz kuralları otoriter yapıyla kurabilirsiniz. Otoriter yapıyla. Siz kuralları özerklikle kurabilirsiniz. Özerklik. Örnek vereyim. Çocuk duvarı boyadı. Otoriter ailesiniz. Zaten otoriter aileyseniz çocuk bilir. Duvarı boyayınca kızacak, dayak yenecek. Yani öyle bir ihtimal yok diyelim. Ama demokratik ailesiniz siz. Çocuk duvarı boyadı. Otoritersem ceza veririm. Başında beklerim. Onu temizlettiririm. İki gün dışarı çıkamaz. Elinden bir şey alırım. Ceza kullanırım. Değil mi? Tamam. Esnek aile ise oğlum yapma şunu kaç kere dedim ya. Yapma üf. Temizlenir. Çocuk bir daha yapar onu. Çünkü önemi yok yani. Ağları, sızlar, duvarı boyarım ben. Tamam. Şimdi demokratik aileyim. Derim ki demokratik aile çocuğun ihtiyacını ve duygusunu anlayacak ya. Gelirim. Oğlum sen duvarımı boyamak istiyorsun. Evet. Şimdi başlıyorum. Tamam. Çocuğun ihtiyacını boyama yapmak istiyor çocuk. Peki, yerde karton koyalım, kartonları boyasak olur mu? Evet derse sorun çözüldü. Hayır. Tamam. O zaman gel kartonları yapıştıralım. İkimiz boyayalım. Hayır. Duvarı boyamak istiyorum. Tamam. O zaman... Sen duvara boyamak istiyorsun. Ben senin ihtiyacını anlıyorum. Şimdi karşılayacağım. O zaman burayı boyama duvarı yapalım. Tamam mı?
Şimdi bir tane bunu anlattım. Bir anne dedi ki niye duvarı boyasın ki dedi yani. Tamam mı? Ben dedim ki bizim görevimiz duvarı korumaksa boyatmayalım. Bizim görevimiz çocuğun yaratıcılığını geliştirmekse ne önem var ki duvarı? Öyle değil mi? Bu duvar senin olsun. Tamam mı? Bu bizim boyama duvarımız. Tamam mı? Kural da koyuyorum. Okuldan gelince 10 dakika beraber boyama yapalım. İlişki de kurdum. Hafta sonları temizleriz. Haftaya bir daha boyarız. Ama burayı, burayı, burayı boyamıyoruz. Tamam mı? Tamam anne, hadi. Başka bir sebep yoksa, başka bir sebep yoksa çocuk o duvarı asla boyamaz. Ne oldu? Bakın çocuğumun ihtiyacını karşıladım. İlişki kurdum, duygusunu karşıladım. Beraber boyama yaptık. O bizim boyama duvarımız oldu. Bu otorite midir? Değildir. İşte bu sınır çizmektir. Otoritede çocuğun biraz iradesini kırmak var. Baskı var. Aslında bir şey yaptığında çocuk hangi ihtiyaçtan dolayı bunu yapıp anlayıp çözmeye çalışırsak bu demokratik aile oluyor. Otoriter aile katı düzen içindedir. Kararları anne baba verir. Onları sorgulamanız zordur. Çocuklar anne babaya itaat ederler. İtaat ve otorite çok önemlidir. Kendi anne babalarımızı düşünün. Duygu paylaşımı neredeyse yoktur. Sevgi paylaşımı da çok zayıftır. Sevgi otoriteye bir risk olarak görünür. Şımarır. Otoriter insanlar, araştırmalar onu gösteriyor zaten. Otoriter insana daha az güler ya. Sevgi çıkmasını istemezler. Çocuğun sevgisi bastırılır. Çocuk da kendi iç dünyasında yaşar çoğu şeyi. Sorgulama yok, yalan çok fazla var demiştik. Çocuk anne babanın sevgisini kaybetmekten korkuyor. Peki, otoriter ailede büyüyen çocuklar nasıl oluyor? Zorba çocukların çoğu oradan çıkıyor. Otoriter ailede büyüyen çocuklar duygularını o kadar bastırıyor ki, tamam mı? Artık duygu bastırdığınızda ne ortaya çıkar? Empati çıkmaz değil mi? Savaşı başlatanlar da işte bu sevgiyi görmemiş kişiler. Esnekle demokratik aile arasındaki fark nedir? Bir vaka verin, onun üzerinden gidelim. Demokratik aile genelde anladığımız kadarıyla çözüm üretebilen, alternatif çocuğun çözüm. Çocuğun ihtiyacını karşılayan, evet, çözüm üretebilen. Çözüm evet. Üretebilen. Esnek de boyun eğdiren, işte yapmasan olmaz mı, işte burayı boyamasan olmaz mı deyip daha fazla kendini şey yapan, nasıl söyleyeyim, ya kararsızdır. Aslında şöyle, esnek aile hep çocuğu mutlu etmek için bir şeyler evet, yapmaya evet. Çalışan bir ailedir. Ama demokratik ailede onun hem isteğine cevap verip hem de çözüm bulmaya çalışan bir aile tipi. Ve sınırlar içinde. Sınırlar içinde. Ben evet. Hani esnekle demokratik aile arasındaki en özel farkı merak ediyorum. Hani ikisinin ortasındaki özel fark. Tamam. Çocuk elinde bir tane değnek var. Zaten caddede yolda yürüyor. Keyifli yani. Oynuyor. Sonra bir tane duvara böyle şey yapıyor. Tamam mı? Çiziyor falan. Baba bir şey demiyor. Sonra orada bir tane amca var işte ondan böyle yapıyor. Bir şey demiyor. Sonra bir yere daha geliyor. Orada bir güvenlik var. Yaptığında şşt diyor, şey yapma. O cama vurma diyor. Şimdi çocuk orada vurdu. Onun ayrımını bilmiyor ki çocuk. O cama vurma diyor. Tamam mı? Çocuğu uyarıyor. Şimdi çocuk nerede yapacak, nerede yapmayacak onun kafasında canlanmıyor. Şimdi ne oldu? Çocuğu da engellemiş oldu. Bunu nasıl yapabilirdi? Mesela oraya vurduğunda dedi ki amca rahatsız olur dedi. Demokratik aile şöyle yapar. Oraya vur, oraya vurma demez. Sor bakalım. Şimdi oynamak istiyor çocuk. Sor bakalım amca rahatsız oluyor mu? Amca da der ki cama vurmayalım der. Tamam. Oyun oynayacak ya çocuk. Nerede yapalım bunu? Gel şeyde yapalım, duvarda yapalım bunu. Tamam, şimdi çocuk oyununu kesmedim, saygıyı öğrettim. Durumla ilgili çocuğun inisiyatif almasını sağladım, sor bakalım amcaya dedim. Tamam mı? Sordu, tamam. Çocuk orada diyecek ki, insanları rahatsız etmeyeyim, cama vurmayayım. Ama annem babam benim oyunumu engellemedi. Ve orada oyuna devam eder. Yani demokratik aile çocuğun ihtiyacını anlar, diğer insanlara saygılı olmayı öğretir.
çocuğu sürecin içine dahil eder. Soru var herhalde. Evet. İlgili bir ailenin aşırı ilgisi çocuğu bunalıma sokabilir mi? Eğer hani bunalıma sokuyorsa bunun içinden nasıl çıkılır? Aşırı ilgi neyin göstergesidir? Evet, aşırı ilgi korkunun göstergesidir. Eğer bir anne baba aşırı ilgi gösteriyorsa çocuğun sevgisini kaybetmekten korkuyordur. Bunu nasıl çözeceksiniz biliyor musunuz? Ben zaten anneyim, ben zaten babayım. Tamam mı? Zaten aramızda o ilişki var. O çabaya girmeme gerek yok. Ya da şöyle söyleyeyim size. Ya şu kalemi satıyorum. Satın almak ister misiniz? Hayır deyin, hayır deyin. Satın almak ister misiniz? Tamam, teşekkür ederim. Siz? Şimdi, hayır dedi değil mi? Ya bu, şimdi ben ısrar etsem, bak bu kalem şöyledir, şöyle yapman lazım falan filan dersem, ısrar edersem ne düşünür? Hayır, ihtiyacım yok. Ya, itici gelir. Niye bu kadar ısrar ediyor der. Ve bazen de duyuyorum ben. İşte anne baba çocuğa çok seviyorum. Anne tamam anladık seviyorsun. İkna etmeye çalışınca öyle oluyor. Onun için aşırı ilgi varsa ve şey olur mesela bazı babalar çok çalışır. Çocuğuna sürekli oyuncak alır. Orada bir şey kapatma çabası olabilir. Onun için aşırı ilginin olduğu yerde korku vardır. Genelde ona bir bakmak lazım. Var mı başka soru? Peki demokratik aileler hangi noktada zarar verir çocuklarına ve o verdikleri zarar diğer tip ailelerin verdiği zarardan daha mı fazla olur, daha mı az olur? Şöyle zarar olabiliyor bazen demokratik ailede. Şimdi aile bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen, çocuk yetiştirmek istiyor ya ve demokratik ya, benim çocuğum bir birey, benim çocuğum ayakları üzerinde durar. Garson abiden kendisi bir şey ister, yurt dışına gider, okur. Çocuklarını bağımsız yetiştirmek adına bazen yalnız bırakabiliyorlar. Çocuk çok bağımsız ayakları üzerinde duruyor ama bazen o şefkat eksik olabiliyor. Demokratik ailelerde gördüğüm risklerden bir tanesi bu. Zaten tabii şu var, o zaman demokratik aile olur mu? O ilgi şey, ne dedik, ilişki zayıf dedik ya. İşte bazen oraya çok kaçıp ilişki zayıflayabiliyor. O da demokratik aile olmaktan çıkıyor bazen. Siz de sorun. Otoriter ailelerde büyüyen çocuklar da zamanla ya esnek ya da demokratik aileye de dönüşebiliyor mu? Tabii. Otoriter ailede büyüyen annem babam gibi olmayacağım deyip esnek olabiliyor. Güvenli bağlanmaya, geçen hafta bahsetmiştik. Güvenli bağlanmaya sahip olursa o zaman çocuğuyla sevgi ilişkisi kurarsa demokratik aile oluşturabiliyor. Sevgi ilişkisi... Duvarı boyamak istiyor çocuk. Yani bir anlayış, bir empati duyup çocuğumla beraber bir boyama yapmalıyım değil mi ben? İşte öyle. Buyurun. Merhaba Duygu ben. Ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi demokratik diyoruz, esnek diyoruz vesaire. Yani dört çeşit bir aile türü var. Fakat annenin demokratik olup babanın otoriter olduğu olabiliyor. Ya da annenin işte esnek olup baba. Yani aynı model olmuyor maalesef. Olmuyor. Bu çok bir, bence şey... Çok rastladığımız bir şey. Evet. Anne bir şekilde eğitimler alıyor, örnek veriyorum ya da sadece şey, bir arkadaşınız öyle söylemiyor. Değil mi? Hayır, kendim için de söylüyorum. Sadece bu şey değil yani anne ile baba farklı olabiliyor. Aynı şekilde baba yapıp anne yapamayabiliyor işten dolayı vesaire. Bu tür durumlarda o modelleme ya da o davranış biçimi nasıl olmalı? Şeyden örnek verdiniz, çizme. Okey, baba çizdiriyor, anne çizdirmiyor. Benim duvarım boyanmasın diyor mesela, örnek veriyorum. Ya da anne çizdiriyor, baba çizdirmiyor gibi bir sürü bu örnek olabilir. O tür durumlarda nasıl bir çocuğa netlikle davranmak lazım? Yani en ideali anne ile babanın tutarlı olması tabii. En ideali o. Olmayan çok var ama. Evet, o olmadığı zaman daha önce söylemiştim ben bunu. Sanki tutarlıymışsınız gibi davranmıyorsunuz, samimiyetsiz oluyor. Orada anne veya da baba şöyle diyecek, şimdi annenin dediğini yapıyoruz veya anne diyecek ki şimdi babanın dediğini yapıyoruz. Çözebiliyorsa süper. Çözemiyorsa bunu yapmamız lazım. Bunu yapamıyorsak, tartışıyorsak çocuğa, gerçek demokratik aile öyle yapar. Çocuğun fikrini alır bu sefer de. Çocuk ne düşünüyor? Şunu da tekrar söyleyelim. Kavga ediyorsanız çocuğun önünde bundan dolayı, yine çocuğun önünde barışmanız lazım. Çünkü çocuk hem çatışmayı hem de çözümü görmesi lazım. Ve çocuğa şunu vermek çok önemli biliyor musunuz? İnsanlar çatışabilir
Ama her çatışma çözülebilir. Bunu vermek lazım. Evet. Bugün aile türlerinden bahsettik. 4 çeşit aileden bahsettik. Bunları belirleyen 2 tane temel prensip vardı. Kurduğumuz düzen, çocukla kurduğumuz ilişki. Eğer sınırlar içinde düzen dediğimiz o. Düzeni sonra daha detaylı işleyeceğiz. Nasıl düzen kurulur sonra işleyeceğiz. Düzen içinde çocuğumuzla güçlü ilişki kurduğumuz zaman, güçlü ilişkiden kastım ne? Çocuğumun duygusunu anlıyorum, ihtiyacını anlıyorum. Şefkat gösteriyorum. Bu ilişkiyi kurduğum an çocuk sınırlar içinde kendini güvende hisseder. Sınırlar neden vardır sınırlar? Çocuk gerçek hayat nereye kadar tehlikeli, nereye kadar tehlikeli değil bilmiyor. Ben sınır çizdiğim zaman çocuğa diyorum ki, ben sana güvenli alan sağladım. Çocuk bir rahatlıyor. Yani çocuğa diyorum ki hani ceylan otlanırken aslandan korkuyordu ya. Ben burayı çizdim, aslanlar orada, ceylan rahatlıyor, çocuk rahatlar. Sınırların temel amacı çocuğa güvenlik alanı sağlamaktır. Ne değildir? Otoriteyi kurmak değildir. Sınırları çizdim, çocuk rahatlıyor. Diyor ki güvenli alanım belli. Bir de içinde özgürlük verdim. Sınırlar içinde özgürlük verdim. Demokratik aile bunu yapıyor. Esnek aile ne yapıyor? Sınırları çizmiyor ya da çizerse de esnetiyor. Çocuk kaygılı oluyor. Zaten kaygılı olduğunda bu çocuklar çok fazla ağlar. Hem hayal kırıklığına uğradığı için ağlar, hem bir şey yaptırtmak için ağlar, hem de rahatlamak için ağlar. Zaten çok ağlayan çocuklarda onu görüyorsunuz, esnek ailede olduğunu. Otoriter ailede çok fazla, yani çok katı düzen vardır. Çocukla ilişki zayıftır bu sefer de. Biz ne istiyoruz? Güçlü sınırlar içinde güçlü ilişki istiyoruz. O zaman çocuk diyor ki ben güvendeyim ve seviliyorum. Ha, çok önemli bir şey unuttum. Otoriter aile dedik. Sıkıntılarını söyledik. O zaman biz niye otoriter aileydik? Değil mi? Otoriter aile çocuğun bir ihtiyacını karşılar. O da güvenlik ihtiyacıdır. Otoriter ailede büyüyen çocuklar sevilmediğini düşünse, duygusunu paylaşamasa bile güvende hissederler. Bizim toplumda da bundan dolayı devam etmiştir. Onu biraz daha açayım isterseniz. Şimdi bir toplumda bir davranış varsa onun olumsuz sonuçları vardır, olabilir. Ama o bir sorunu çözüyordur, işe yarıyordur. Onun için vardır. Otoriter ailede böyle sıkıntılar var dedik ama çok önemli bir fonksiyonu da var. Bizim gibi tehlikeli geçmişimize baktığımızda, tehlikeli coğrafyada yaşayan toplumlarda genellikle otoriter aile oluşuyor. Çünkü güvenlik ihtiyacı her şeyin önüne geçiyor. Otoriter aile güvenlik ihtiyacını karşıladığı için vardır ama sıkıntılar olur. Esnek ailede çocuğun güvenlik ihtiyacı biraz şey olmuştur. Çünkü sınırlar esnektir. Evet. Hep kendi dediği olsun isteyen, dediğim dedik, çocukların davranışlarını aile türleri dışında etkileyen faktörler var mıdır? Aile yani türleri? Nelerdir? Evet, aile türleri dışında. Vardır tabii ki ama yani onu da genelde esnek ailelerde görürsünüz. Otoriter ailede zaten söyleyemezsiniz. Demokratik ailede, bu çok önemli, zaten söylediğinizde bir defa ne olur? Dinlenilirsiniz. Tekrar tekrar söylemenize gerek yok. Çünkü anneniz babanız sizi dinler, değil mi? Tekrar söylemenize gerek yok. Sürekli söylüyorsanız dinlenilmediğinizi gösterir bu. Otoriter ailede korkudan söyleyemiyorsunuzdur. O zaman da o esnek ailedir. Genelde sizin söylediğiniz esnek ailelerin özelliğidir. Aile türlerini belirleyen 2 tane temel prensip vardı. Kurduğumuz düzen ve çocukla kurduğumuz ilişki. Çok katı bir düzen varsa, ilişki zayıfsa otoriter aile oluyor. Düzen yoksa, esnekse, sınırlar çizilmediyse çocuk merkezli, yani ilişki güçlü olursa ama düzen yoksa esnek aile oluyor. Ama sınırları çizersem ve orada da ilişkim güçlü olursa demokratik aile oluyor. Demokratik ailede çocuk ben güvendeyim hissi var ve seviliyorum hissi var. Esnek ailede seviliyorum olabilir ama güvenlik biraz zedeleniyor. Otoriterde güvenlik ihtiyacı karşılanıyor, sevgi ihtiyacı az karşılanıyor. Sınırları çiziyoruz, çocuğumuz güvende hissediyor ve sınırlar için özgürlük veriyoruz. Ve bu çocukların iradesi kırılmıyor ve güçlü bir sevgi ilişkisi kurmuş oluyoruz. Çocuk elinde bir tane değnek var. Zaten caddede, yolda yürüyor.
keyifli yani. Oynuyor. Sonra bir tane duvara böyle şey yapıyor. Tamam mı? Çiziyor falan. Baba bir şey demiyor. Sonra orada bir tane amca var işte, ondan böyle yapıyor, bir şey demiyor. Sonra bir yere daha geliyor, orada bir güvenlik var. Yaptığında şşt, diyor, şey yapma, o cama vurma diyor. Şimdi çocuk orada vurdu. Onun ayrımını bilmiyor ki çocuk. O cama vurma diyor. Demokratik aile şöyle yapar. Oraya vur, oraya vurma demez. Sor bakalım, şimdi oynamak istiyor çocuk, sor bakalım amca rahatsız oluyor mu? Amca da der ki, cama vurmayalım der. Tamam. Oyun oynayacak ya çocuk. Nerede yapalım bunu? Gel şeyde yapalım. Duvarda yapalım bunu. Tamam. Şimdi çocuk oyununu kesmedim. Saygıyı öğrettim. Durumla ilgili çocuğun inisiyatif almasını sağladım. Sor bakalım amcaya dedim. Tamam mı? Sordu, tamam. Çocuk orada diyecek ki, insanları rahatsız etmeyeyim, cama vurmayayım. Ama annem babam benim oyunumu engellemedi. Ve orada oyuna devam eder. Yani demokratik aile çocuğun ihtiyacını anlar. Diğer insanlara saygılı olmayı öğretir. Çocuğu sürecin içine dahil eder. Güvenli bağlanmadan bahsetmiştik. Bağlanma türlerimizden bahsetmiştik. Ama ondan sonra şöyle sorular geldi. Tamam, bağlanma türümüzü anladık. Ama biz ne yaparsak çocuğumuzda güvenli bağlanmayı sağlarız. Kendimizden çıkıp çocuğa yönelmemiz lazım. Ne yaparsak güvenli bağlanma sağlanır? Ne yaparsak güvensiz bağlanma olur? Güvenli bağlanmayı sağlayan ebeveyn davranışları nedir? Güvensiz bağlanmayı sağlayan ebeveyn davranışları nedir? Haftaya da bundan bahsedeceğiz. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.